Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Dünya basını Fidan ve Blinken görüşmesinde o noktaya dikkat çekti. Ukrayna İyileştirme Konferansı kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la bir araya geldi. Fidan-Blinken görüşmesinde 5 önemli konunun ele alındığından bahsedilirken, dış basında dolaşan haberler de Fidan'ın çetin olduğu vurgulandı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Blinken'ın görüşmesinde Ukrayna'daki durum, Türkiye'nin girişimiyle hayata geçirilen İstanbul Tahıl Anlaşması, NATO genişlemesi, Güney Kafkasya'daki gelişmeler bağlamında Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi ve ikili ilişkiler ele alındı. Uluslararası mecralar özellikle Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la yaptığı görüşmeye odaklandı. Yunan gazetesi Kapital, söz konusu görüşmenin detaylarına yer vererek gündemde Türkiye'ye F-16 satışının ve İsveç'in NATO'ya girmesinin olduğundan bahsetti. Fidan'ın görüşmede, her konuda anlaşamasak da işbirliğine açığız dediğine dikkat çekilirken, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'nın çetin olarak tanımlandı. E24 News'da, Blinken'ın Fidan'ı İsveç'in NATO'ya girmesini desteklemeye çağırdığından bahsetti. Bunun yanı sıra Blinken'ın Türkiye'nin tahıl girişimi destekleri için teşekkür edildiğine de dikkat çekildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.